Her maçta, her pasta. Her şutta, her golde. Her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta. Çekirdekçi tayfa Euro özeli sunar. Her zaman, her yerde, HDI. Milli takımın yapısı itibariyle hani Galler'e çok oyun üstünlüğünü vermeyeceğini düşünüyorum. Maçı kazanma ihtimalimizin de Galler'e de hakkını vererek bizim de yüksek olduğunu düşünüyorum. E, galleri iyi çalışıldıysa zaaflarından faydalanılma ihtimali yüksek ve bundan sonrası artık inanca giriyor. Teknik analizi bir tarafa bırakıyorum ve e, inançla konuşuyorum üzerimde formayla. Galleri yeneceğimize inanıyorum. Şimdi e, gerçi milli takım konusu çok uzattık. Diğer maçlara, dünün e, evet. maçlarına da biraz bakalım bence. i̇talya i̇sviçre maçına onlara da değinebiliriz ama ya şeyi soracağım sana. Sonra. Çok konuştuk ama çok kısa, uzatmadan maçın Şimdi onlar tarafından da evet iki tarafın da kazanma ihtiyacı var ama şimdi burada bir kayıp fişi çekme anlamına da gelebilir. Dolayısıyla kontrollü iki tarafında olacağını öngörüyoruz ve maçın sonlarına doğru bir hamle, bir B planı. Ee, belki de C'ye kadar da gidebilir bilmiyoruz yani. yani Orada bir alternatif bir şeyin var mı senin öngörün? Bir duran topsa. Bir duran top. Duran toplar bizim için avantaj olur. İki topu yerden ve adam eksilterek geçmek. Uzuna dönersek geçmiş olsun. Galler bütün dota otlar bizde indirdiğimiz anda geri döner. Ama duran top yerleşim hatalarından değerli. Yani duran top ve yerden adam geçerek hücumlar. Bu da kimlerin oyuna girmesi gerektiğini zaten çağırıyor. Hani bir Mert Müldür bu maçta bir şeyler yapabilir yani. İrfan Can bu maçta bir şeyler yapabilir. Peki o zaman dünün karşılaşmalarını istersen geçelim. Yüzlerlerinden geçelim. geçelim. Çünkü hakikaten iki tane güzel karşılaşma hı hı. vardı. Üç tane aday, Fransa, Almanya, Portekiz, Macaristan'la oynadı. Fransa-Almanya maçıyla başlayalım. Tabii ki. fransa almanya şimdi iki büyük ekol, iki büyük tarihten ve başarı odaklı gelenekten bahsetmek lazım burada. Çok derinleşebilir de bu sohbet ama ben Fransa-Almanya maçına gelince şunu sormadan edemeyeceğim, döşantlı döşantlı. Pogba de şanssız Pogba. Yani iki tane ayrı profil. Ya evet Manchester United'da Juventus'tan ayrıldıktan sonra United'da benzer performansları oldu ama yani hani 5 maç oldu, 5 maç olmadı. 7 maç oldu, 10 maç olmadı. Hani anladım, e, burada anladım. başka bir şey, hani sistem mi, sadece hoca mı ya da üçüncü bir ihtimal var. Kante. Kante ile oynadığı için. Kante ile oynadığı için. Çünkü Kante Pog... ile ben oynasam beni de rahatlatır mı diyorsun? <laughs> e, Valla Kante ile bir halı saha maçına çıksam yanında e, kesinlikle çok daha iyi oynarım. Çünkü Kante senin üzerinden yükü alan bir oyuncu. Şimdi Pogba Humble dedikleri. Evet, ha. Pogba kendi özelliklerini öne çıkarmaya çalışan bir oyuncu değil mi? Yani biz Pogba'nın nasıl tanıdık Juventus'ta ya işte ofansif özellikleri var. Manchester'a geldi. Bir defansif özellikleri çekildi ama onu taşıyan evet, birileri lazım. Yeni Nesil Vieira da Birilerinin onu taşıması lazım. Kante Kante bütün dünyayı taşıyor yani. Bütün Chelsea'yi de taşıyor, Fransa'yı da taşıyor. Ya yani Leicester'da Leicester'da şampiyon oldukları dönem Chelsea'ye Drinkwater'ın transferini Kante sağladı. Biz Drinkwater'ın ulan ne topçuymuş dememizin sebebi aslında Kante'ydi. Kante. E bugün Pogba'nın da kendi üstün. mez Yani bu şey değil. Kante böyle olduğu için Pogba çok iyi oynuyor değil. Kante olduğu için Pogba rahat oynuyor ve bu meziyetlerini ortaya çıkarabiliyor. Dünkü o pas oyununu yönetmesi daha ofansta kalabiliyor. Aslında Kante bunu herkes için yaptığı için bu kadar çok seviliyor. Bak ben son dönemde Kante kadar sevilen bir futbolcu hatırlamıyorum. Yani Kante kadar sevilen ama sevilirken de bir o kadar nefret edilen çok futbolcu var. Mesela evet. Kantona'nın çok seveni vardır. Ama, ama sevmeyeni de çok. Ronaldo evet. için bile geçerli abi. İşte tabii ki birçok oyuncu sayabiliriz ama sadece seveni o kadar üst seviyede olup hiç sevmeyi... Sen hiç denk geldin mi ben Kante'yi sevmiyorum diyen birine? Abi denk gelmedim galiba. Hiç duymadım yani hiç okumadım da, tweette görmediğim görmedim, yazı da görmedim. Anti Kante bir şeyi yok yani. Adam pür sevgi ve yani şimdi açıklamaları falan var ya diyor ya ya ben beni abartıyorsunuz bazen diyor. Ben sadece futbol oynuyorum falan. Öyle yani. dedikçe daha da insan böyle yanaklarını sıkası geliyor insanın. Bir de zaten bir Pikachu tipli bir şey ya abi. Bu ya adam <laughs> camiye gidiyor. Namaz kıldı adam diyor ki yanında akşam bize gelir misin maç izlemeye? Tam gelirim diyor. Gidiyor. Akşam maç izliyorlar beraber. Ondan sonra geri dönüyor <laughs> yine. Arabası falan eski böyle. <laughs> böyle işte telefonun ekranı mani gibi kırık falan takılıyor. <laughs> Yani çok değişik tevazu sahibi. oyuncu Kontürlü olarak... kullanıyor değil mi? Evet ama bir şeyi var sıkıntısı Kante'nin. Kante'nin. Pogba söyledi. Oyun oynarken kutu oyunları ya da kağıt oyunları oynarken sürekli hile yaparmış. Allah Allah. Yani, Pogba ama diyor ki o kadar amatör ki hep yakalanır <laughs> ve itiraz eder. Hayır ben hile yapmadım diye. Ve o da onu ekstra sevimli hale getiriyor. Peki yani. dünkü karşılaşmayı o zaman şuradan e, ben sana bir çanak tutayım. E, şimdi... İtalya ilk maçlar sonunda daha doğrusu belki dün akşama kadar diye revize edeyim soruyu da İtalya gibi oynayan oyunu domine eden tamam oradan iyi tamam gene aynı şeyle dönmeyeceğim bizden dolayı falan da İtalya ama baktığında hakikaten ağzımızı açık bırakan evet. bir takım taktik performansı ortaya koydu mu koydu. Ee, ve belki de dün akşama kadar da e, İtalya şu ana kadar hani en takım gibi gözüken takımdı yorumu hepimiz yaptık. Fransa sence orada mı şu anda? Değil. Ee, şöyle diyelim. Şimdi bu her turnuvanın kendine özel bir iç dinamiği vardır ya bir şeyler öne çıkar. İşte en son 2018'de Duran topların önemini gördük ya da savunma takımının önemini gördük. Bu turnuvada henüz bir şey göremedik ama biraz zorlayınca şunu gördüm ben üçlü geçişlerinde ya üçlüye geçiş ya da üçlüden çıkış diyelim ona da. Bu geçişlerdeki savunma ya dönüş ve hücuma geçiş yapıları bunları iyi yapma, yapan takımların öne çıktığını gördüm ben. Mesela Kuzey Makedonya ve Macaristan savunmaya geçişlerde çok başarılıydı. Yani skorlar aldatmasın. Onlar bir anda oldu zaten iki maçta. Tık 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 geçmiş olsun. Rakipler bunu yapabilecek oyuncular. Ee, diğer tarafta ise Hollanda e, ve e, diğer takım kendi. Hollanda vardı. Bir takım Uygun daha vardı. Değil. Şimdi yok şeydi benim e, bu şey Twitter'da atmıştım da. Hemen dur ona bakayım hemen çok kısa tamam. süre ona bakmam şey hikayeyi tamamlayabilmek açısından bakıyorum okay. Hollanda ve Belçika <laughs> üçlüden hücuma geçişleri çok iyi yaptı. Bu ayrımı yaptığımız zaman mesela Alm Almanya bunun savunmaya geçiş kısmını yapmaya çalışırken yapamadı. Fransa ise buranın başka bir yerinde Fransa daha oyun mentalitesini oturtmuş ne yaptığını bilen ve oyunu bloklara bölmüş bir takım ve Almanya'nın üçlü yapısı içerisinde hücum yerleşiminden savunma yerleşimine geçerken ki zafiyetlerini çok iyi kullandı. Nedir bunlar mesela? Ee, Hollanda, e, Fransa ön üçlüsü çok mobildi, çok geziyordu. Mesela Giroud, Mbappe, Griezmann olduğu zaman Fransa nasıl oynuyor? Griezmann hedef adam ve etrafındaki oyuncular hareketli. Benzema gelince Benzema da hareketli. 3 tane hareketli adam. Dün Almanya savunmasının üçlü yakalandığı anlarda bu eşleşmeyi birebir eşleşirsen normalde Everton-Leicester maçıydı sanırım. İki takımda 3-5-2 çıkmıştı ve Everton-Leicester'ı katlamıştı. Hiçbir şey yapamamıştı. Çünkü birebir eşleşmeler olmuştu. Dünkü maçta belki Almanya'nın aklından geçen savunma üçlüsüyle Fransa hücum üçlüsünü birebir eşleştirmekti. Ve geriye dönüşleri de düzgün yapıp artı bir olmaktı kanat sol kanatta sağ kanatta. Ama o geçişleri tam yapamayınca ya da yaptırmayınca Fransa oturaklı oyunuyla ön üçlüsünde mobil kullanınca eşleşemediler. Fransa üçlüsü, hücum üçlüsü gezerken Almanya savunmada böyle Hummels işte e, Günter falan şeydi. Hababamda Ayşe'yi arayan inek şaban gibi. Ayşe nerede? Ayşe'yi gördünüz mü? Sen Ayşe <laughs> nerede misin? Hani nerede diye. Onun gibi geziyorlar böyle. Hani geliyorlardı e, işte Günter şeye, Hummels'e şey diyordu. Ben Benzema'yı gördün mü? Görmedim. Griezmann nerede? Ben de görmedim. <laughs> Yani Abdülkerim Durmaz'ın Linekeri araması gibi arıyorlardı yani. Bu oturmuş oyunun bir karşılığıdır ve Almanya'nın yapamadığının bir karşılığıdır. Bunun üstüne zaten gol, golden önce Pogba'nın bir denemesi olmadı, ikinci denemesi. Aslında o da benzer bir şey söylediğim. Golü hatırla, sağdaki büyük boşluğu hatırla. O Lukas geldirme geldi. İşte tam dönemede Lukası karşılayan kim miydi? Peki orada kim mi? daha bek gibi oynayıp Günter'in orayı karşılaması gerekmez miydi? Gerekirdi. Hummels'teki derinlik sorunu o kadar cezalana kadar düşürmemesi, offside yapması gerekmez miydi? Gerekirdi. Bunlar işte o zaafı kullanmak. E Fransa daha oturmuş bir takım. Almanya geçişin sonunda yani bir geçiş denedi olmadı. Onun sonunda bunu bırakıp başka bir şeye geçecek. Başka hocayla başka bir frekansa geçecek. Ama Almanya bence kötü değildi biliyor musun? Ben öyle Almanya'yı yandı bitti öldü ya bir takım kötü olarak. Ya kötü değildi. Görmedim. Kötü değildi de yani hani e, tam birebir İspanya gibi değil ama yani şimdi o kadar pas tamam trafiği yüksek fakat ya bir, bir 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 şeyler eksik Almanya'da ya. Bir şeyler eksik. Onu diyorum yani bir geçiş yapmaya çalıştılar. Jenerasyon mu diyelim, oyuncu mu diyelim? Yok ama bu Mesimülleri <laughs> geri Belki de Fil çalıştırsa da. daha iyiydi. Ben sana söyleyeyim. Olabilir. Durmayayım. O da mantıklı bir önerme. Ama zaten Almanlar geçen aylarda bir teknik adam kongresi düzenledi, düzenli olarak yaparlar. Ve o kongrede şu kararı aldılar. Artık bireysel olarak öne çıkacak oyuncu modelleri yetiştirmemiz lazım. Biz tamam hmm. mekanik oyuncu yetiştirdik. Sistem değil de biraz daha yıldıza dayalı evet, bir yapıdan var. bahsediliyor. İhtiyaç var. Çünkü şimdi takımları düşünelim. <laughs> Belçika'da De Bruyne. Bireysel olarak iş yapar mı? Yapar. Fransa'da Mbappe. Yapar mı? Yapar. ya İspanya'da bile Ferran Torres'in var. Yapar. İşte ne bileyim İtalya'da işte Barella'sı, insinyesi. Herkesde bir şey var yani birileri. Maal. Almanya'daki Mesut Özil'den biri yok. Sane umudu oldu, olmadı. Yok yani olmadı. Herkes bir yapının içerisinde ama Almanlar dedik ya bu oyun böyle bir şey değil. Bir tane de bir şey lazım yani. Şu maç sıkıştı. İkinci yarı güzel de yıktın oyunu. Gerçekten çok yani Fransa'yı çekti geriye. Bekleri cevap verdi. Hatta kimliği içeriye falan soktu. Baya hani 2 3 5 yerleşti. Hatta 2-2-6 yerleşti. Çok iyiydi. Ama orada işte rakip de sana beşli hatı çektiği zaman bir, şey lazım. Bir araya bırakacak, bir çalım yapacak, bir uzak köşeye vuracak. Biri lazım yani orada. Her maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta Çekirdekçi Tayfa Euro Özel'i sundu. Her zaman, her yerde HDI.